zorlu bir süreci atlattık. Evet. Ama kötü bir puan kaybıyla evet. başladık. Daha göreve geldiğinizden beri 3 puanla tanışamayan bir Ankara Gücü yönetimi oldu. Maalesef. Maalesef. Şimdi ama yeni bir yapılanma var. Artık evet. Bu haftadan itibaren bir şeyler değişir diye bekliyoruz. İnşallah. Tabii çok zor bir süreç geçti. Burada 90 gündür yaşadıklarımızı bir Allah biliyor, bir biz biliyoruz. Gerçekten imkansız görünen bir iş başarıldı. Yönetim kurulunun yoğun çabası, sponsor ve destek olanların gayretleri ve istekleriyle transferin son günü. 24'ünde FIFA KAS'tan cevap geldi. Yapılandırmaların falan işte sonuçlarını almak son transferden bir gün önceye kadar sarktı. Tabii yapılandırma yapmak da devlette de kolay değil. Bir belli miktar ödemeleri yapmanız gerekiyor. Şahsi kefaletler verdik biz bu borçlar için. Bunun karşılığında açabildik transfer tahtasını. 10 gün transferle ilgili çalışmalara devam etti ekibimiz. Her dakika, her gün açılabilecek şekilde çalışması yapıldı. Zor oldu ama Allah'a şükürler olsun. Sonuçta bu işi başardık, becerdik. Transfer tahtasını açtık. Hedefimiz şimdi bu takımı ligde tutmak. Ligde de tutabilirsek bu takımı, benim ve kamuoyundan bir sürü kişinin bana söylediği ve konuştuğum herkesin de söylediği gibi şampiyon olmuş kadar değerli. Ankara Gücü yok olabilirdi. Bunu defalarca söyledim. Yine söylüyorum. Nasıl olabilirdi? Geldiğimiz günden itibaren yabancı futbolcuların neredeyse tamamının iki tanesi çekmedi. Onun haricinde hepsinin ihtar yazıları vardı. Paralar yatırılmasaydı Ankara Gücü ikinci yarıya yabancısız, yerli futbolculardan da gidenler olabilirdi. Belki bir 14-15 kişilik kadroyla devam edebilirdi. Ama şükürler olsun bu çok kötü senaryoydu. Biz bunların hepsinin maalesef hesaplarını yapmak zorunda kaldık. Ta ki ikinci lige düşme perspektifine kadar hesaplar yapmak zorunda kaldık burada. Kabus dolu günler yaşandı ama sonuçta bugüne gelindi. Geçen haftayla ilgili burada yeni bir takım var. Yeni bir hoca var. Mutlak galibiyet almamız gerekiyordu ama işte futbolda hiçbir şey istediğiniz gibi olmuyor. Bana kalsa ben son 3 maçtan işte 9 puan almamız lazım diyorduk. Sonra futbolcular 7 puan diyordu. İşte biz 2 puan alabildik. Ama en azından yukarıyla olan ara açılmadı. Hala şansımız devam ediyor. Kasımpaşa takımı iyi bir takım kurmuş. Bundan önce oynadığımız 4-5 takımdan daha iyiydi. Diri bir takım olmuş. 1 puan alabildik. Yani galip gelinebilirdi ama olmadı. Artık bundan sonra iş futbolcularda ve hocada, bizim yönetici olarak, başkan olarak biz yapacağımızı yaptık. Bu saatten sonra iş onlarda. Tabii ki biz motive etmek için sürekli buradayız. Bütün sorunlarıyla ilgili sürekli buradayız. Transfer yasağı bitti diye biz buradan gitmedik. Hemen hemen her gün yine en aşağı 6-7 saat buradayız. İşte yarın takımla birlikte gidiyoruz. Neredeyse bütün yöneticiler, bazıları daha erken gidiyorlar. Biz bize düşen kısmın her tarafında varız. İş bundan sonra dediğim gibi hocada ve futbolcularda, iyi futbolcular transfer ettiğimizi düşünüyorum. Bunlarla inşallah bu ligde kalacağız. Başkanım, size tarif edilen ya da sizin tahmin ettiğiniz tablodan daha ağır bir tablo karşılaştınız mı? Neler oldu? Çünkü dediğiniz gibi biraz önce yabancı oyuncu kalmayacak derimizde. Hepsi ihtar çekmişti, ikisi hariç demiştiniz. Bu tabloyu bekliyor muydunuz göreve geldiğinizde? Ya biz şimdi hiç kimseyle oturup da net bir şey konuşmadık. Yani birileri bize bir tablo sundu dersem yanlış olur şimdi. Ama şunun hesabı kitabı yapılmış. Ankara Gücü'nün kongre tarihine kadar her şey hesaplanmış. Onu gördük biz geldiğimiz günden sonra. Tabii ki yabancıların bu kadar hepsinin ihtar çekeceği. Mesela ayın 5'inde gelen 2 dönem transfer yasağı kararı. Mesela bu aklımızın ucundan geçmeyecek bir olay. Bunun detayını çok kimse bilmiyor başkanım. Bunu biraz açar mısınız? Bunun detayı şöyle. Hof'un zamanında parası ödenmediği için ve gerekli işlemler yapılmadı demeyeyim de parası ödenmedi ve Ankara Gücü'nden FIFA'ya 4, 5, 6, 7 bir sürü dosya gittiği için FIFA bu kulüp cezalandırılmalı
kategorisine koymuş Ankara Gücü'nü. Hatırlarsanız bir arada bir liste yayınlandı. Gidilmemesi gereken kulüplerde Ankara Gücü vardı. Bu kulübe bu şekilde bir ceza. Ondan sonra şeyin yazısı geldi. Bir de başka bir futbolcunun da 3 dönem yazısı geldi. Onun o gün parasını yatırarak onu kaldırdık. Yani bunu biz hiç beklemiyorduk. Aklımızın ucunda bile geçmiyordu. Şimdi beklediğimizden vahim bir tablo. Ya bunların hepsi artık yaşandı geçti. Bir gün bir basın toplantısında rakamları açıklayacağım. İşte zaten insanlar biliyor, işte geldiğimiz günden beri 300 milyon lira borç devraldık. İşte aylık sabit giderlerle beraber 370 milyon civarında burada gider var ve 1 lira gelir yok burada. Bu şekilde bu iş bir şekilde becerildi. Bunların nereden ne kaynak bulundu, ne yapıldı? Belki önümüzdeki hafta kongrede anlatırım bunları. Biraz ben ortam iyi olsun istiyorum. Şurada sportif başarı olsun. Gündem başka yerlere kaysın istemiyorum. Onun için ya da bir gün bir basın toplantısı düzenleriz burada Beştepe'de. Burada hepsini size açıklarız o zaman. Başkanım, haftaya kongre var. Bugün ilk ayağı yapıldı herhalde. Yapıldı. Arkadaşlar şu anda oradalar. Aradılar biraz önce beni. Raporları imzalıyorlar. Çoğunluk sağlanamadığına dair. Biraz sonra gelecekler. Belli bir zaman dilimi beklenmesi gerekiyormuş. Onu bekliyorlar. Bu tüzük değişikliğinde Ankara Gücü'nde neler değişecek? Yani bununla ilgili bir çalışmayla ilgili bir alabilir miyiz? Ya şöyle, şimdi bizim tüzüğü değiştirmemiz gerekiyor. Tadil edilmesi gereken yerler var. Taraftarın bu işin içerisinde olması lazım. Biz Ankara Gücü taraftarıydık. Biz de bu kulübe delege olduk. Taraftarlarımızı bir şekilde bu işin içerisine dahil etmek istiyoruz. Ama ne yapacağımızla ilgili bir çalışılıyor, netleşmedi. Ama benim gönlümden geçen başkan olarak isteğim ve arkadaşlarım da buna katılacaktır. Bu kongre üyesinin, delegenin bir kısmının oranını bilmiyorum ama taraftardan olmasını istiyorum. Biraz nitelikli delege istiyoruz. Biraz Ankara Gücü'nde delegeliğin belli bir ücreti olsun, belli bir aidatı olsun, bu kulübe biraz katkı olsun. Bunları istiyoruz. Çünkü Ankara Gücü'nün hiçbir geliri yok. Yani geçen haftaki stadyum geliriyle maç masrafını ödeyemiyoruz. Bunu düşünüyoruz. Diğer tüzüklere, kulüplerin tüzüklerine de baktıracağım. Buranın denetlenmesiyle alakalı şeyler de düşünüyoruz. Belki bir divan heyeti oluşturulabilir Ankara Gücü'nde de. Belki bir iki planladığımız bir şey var, netleşsin bunları kongreden sonra ya da kongreye yetiştirebilirsek o zaman açıklayacağız. Yani biraz daha açık olacak, biraz daha denetlenebilir bir sistem olacak. Şimdi başkanım, bir gerçekte yüzleşti Ankara Gücü taraftarı, kulüp evet. Başkanı delegeye evet. Hakim oluyor. Bundan önceki Mehmet Başkan da kongre delegelerine hakimdi. Şimdi üyelik sisteminde yapılacak bir değişiklikte Mehmet Başkan'ın direnci olacak mı? Öyle bir şey bekliyor musunuz veya konuştunuz bununla ilgili? Olmaz, zannetmiyorum. Yani öyle bir şey olacağını ben zannetmiyorum. Bir kere telefonla konuştuk kendisiyle. Ben öyle bir direnç olacağını beklemiyorum.